Herkese selamlar. Bugün sizlere Kanada vatandaşlarının Amerika'ya gelebilme metotlarından bahsetmek istiyorum. Bu soru aslında çok sık soruluyor ama ben bunu bir şekilde değerlendirip de bir videosunu yapamamıştım. Bence şimdi doğru zaman geldi. Çünkü Kanada'ya yerleşip oranın vatandaşı olup daha sonra Amerika'ya gelmek isteyen bir sürü kişi oluyor. Aynı zamanda doğma büyüme Kanada vatandaşları da var. Ya zaten hepsi aynı kategoride. Yani Kanada vatandaşlığını bir kere aldıktan sonra artık Kanada vatandaşlarının sahip olduğu bütün haklardan istifade edebiliyorsunuz. Peki Kanada vatandaşı olanların Amerika'ya gelirken Ekstra bir hakları var mı? Hangi vize statülerinden yararlanabilirler? Gelip istedikleri kadar Amerika'da kalabilirler mi? Bugün bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız beraber. Öncelikle Kanada ile Amerika arasında bir vize muafiyeti anlaşması söz konusu. Aynı vize waiver programda olduğu gibi. Dolayısıyla Kanada pasaportuna sahip olan kişiler Amerika'ya vizesiz seyahat edebiliyorlar. Her girişlerinde teknik olarak 6 ay Amerika içinde kalma hakları var. Ve bu 6 ayları dolmadan Amerika'dan çıkış yapmaları gerekiyor. Yaygın ve yanlış olan bir kanaat Kanada vatandaşlarının Amerika'ya gelip Herhangi bir vize olmadan çalışabilecekleri yönünde bu kesinlikle yanlış. Kanada vatandaşları da aynı diğer ülkelerin vatandaşları gibi Amerika'da çalışabilmek için bir vize statüsüne sahip olmak, bir çalışma vizesi statüsüne sahip olmak durumundalar. Bunu Kanada pasaportlarıyla yapamazlar. Çok sık görülen konulardan bir tanesi Kanada vatandaşlarının Kanada'da yaşayıp Amerika'ya günübirlik gidip gelmesi. Bunu Kanada'daki şirketleri için iş takibi amacıyla yapıyorlarsa herhangi bir sorun yok. Ama Kanada'dan kalkıp Amerika'ya çalışmak için geliyorlarsa ve geri dönüyorlarsa bu da kendi içinde sorun teşkil eden bir olay. Peki Kanada vatandaşları Amerika'da çalışmak istediklerinde onlara verilen haklar nelerdir? Öncelikle E2 vizesi Kanada vatandaşlarına da verilen bir hak. Aynı Türk vatandaşlarının olduğu gibi maksimum konsolosluktan 5 yıl alınabiliyor. Aynı zamanda Kanada vatandaşıysanız ve Amerika içinde statü değişikliği şeklinde bu iş yapmak isterseniz Kanada vatandaşlarına bu hak veriliyor. Dikkat ederseniz visa waiver programdan ayrılan bir konudur bu. Visa waiver sahibi olan kişiler mesela bir Avrupa vatandaşı Amerika'ya geldiğinde statü değiştirmek isterse bunu yapamaz. Mesela E2'ye gidemez. Mesela E2'ye geçemez. İlla gidip kendi konsolosluğundan bunu yapması gerekir. Ama Amerika içinde statü değiştirmek isteyen Kanada vatandaşları bunu yapabilirler. Bunu geçmişte biz Kanada vatandaşı olan bir Türk müvekkilimiz bir benzinlik sahibi olan müvekkilimiz için sıkça yapmıştık. Yine Kanada vatandaşlarına uygun olabilecek vizeler H1 vizesi, L1 vizesi gibi çalışma vizeleri, O1 vizesi gibi vizeler diğer ülkelerin vatandaşlarına ne haklar veriliyorsa Kanada ülkesinin vatandaşlarına da aynı haklar veriliyor. Peki şunu dediğinizi duyar gibiyim. Kanada Amerika'nın komşusu hiç mi özel bir hakkı yok? Tabii ki var. NAFTA dediğimiz bir anlaşma var. Amerika ile Kanada arasında imzalanmış olan bir anlaşma. NAFTA dediğimiz bir anlaşma var. Bu anlaşmaya göre Kanada vatandaşlarının Amerika'ya gelirken TN dediğimiz, Trabzonli'de TN vizesi alma hakları söz konusu. Peki TN vizesi nedir? TN vizesi en çok H-1B vizesine benzeyen ama aslında H-1B olmayan bir vizedir. Öncelikle TN vizesi sadece belirli meslek gruplarının alabildiği bir vize kategorisi. Mesela H1 vizesinde siz o pozisyonun special occupation olduğunu yani en azından minimum üniversite derecesi gerektirdiğini ispat etmeye çalışıyorsunuz. TN'de ise sınırlı sayıda meslek var. Bu mesleklerden olduğunuzu ispat ediyorsunuz. Ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir şirket size bu alanlarda iş teklif ediyor. Siz de eğer teklif edilen bu iş o TN listesindeki işlerden biri ise sizin de kualifikasyonlarınız bu işe uygunsa o zaman TN vizesi alabiliyorsunuz. TN vizesinde kabul edilen meslek gruplarını sizinle linklerde paylaşacağım. Ama bunun çok sınırlı sayıda bir meslek grubu olduğunu göreceksiniz. Genelde az sayıda meslek erbabı bu TN vizesi için bir hak kazanabilir. Ancak kazanabilirse TN çok avantajlı bir vize. Bir kere vakit açısından çok büyük avantajı var. Amerika için de statü değişikliği olarak yapılabildiği gibi Kanada'dan Amerika'ya girerken gümrükte de yapılabiliyor bu başvuru. Yani konsolosluğa gitmenize gerek yok. Dolayısıyla sınırda değerlendirilen ve verilen bir vize kategorisi. Üçer yıllık periyotlarla alınıyor herhangi bir sınırı söz konusu değil H1'de olduğu gibi. Yani 6 yılda bitmiyor. 3, 3, 3 yenileyebilirsiniz. Bir işverenden diğer işverene TM vizesi başvurusunu yenileyerek geçebilirsiniz. Ve dual intent ispat etmeniz gerekmiyor. Yani aslında kendi ülkemde kalmam gerekiyor. Ama geçici süreyle Amerika'ya geliyorum gibi bir şeyi ispat etmeniz de gerekmiyor. Peki TN vizesiyle hangi meslek gruplarında mesela Amerika'ya gelebilir Kanada vatandaşları? Accountant, muhasebeci, architect, mimar, computer system analyst yine tabii hepsini sayamayacağım burada ama mesela ekonomist diye bir title var. Engineer, mühendis, graphic designer, hotel manager, industrial designer, interior designer, lawyer, avukatlar da bu gruba dahil. Management consultant, mathematician, research assistant, social worker. Devam ediyorum. Medical alanda, tıp alanında dentist, dietitian, occupational therapist eczacılar, pharmacist, veterinarian, registered nurse. Bunlar mesela Amerika'da gerçekten sıkıntı çekilen konular. Bilim insanlarından kabul ediliyor. Animal scientist, astronomer, biochemist, biologist. Burada bayağı bir meslek grubu söz konusu. Öğretmen olarak da lise üstü öğretmenler, üniversite öğretmenleri, kalıcı öğretmenleri kabul ediliyor. Tabii bunların hepsinin bir requirement'ı var. Mesela bazılarının 4 yıllık derecesi olması gerekiyor. Bazılarından master derecesi isteniyor. Ama dikkat ederseniz bu genel title'lar mesela bir software developer, financial analyst, operations manager gibi daha çok yapılan H1 title'larının TN'de olmadığını görüyorsunuz. İşte bu da zaten TN'nin dezavantajı. Yani TN her meslek grubunu kapsamıyor. Peki TN başvurusu yapmak için neye ihtiyacınız var? Full-time veya part-time bir iş teklifine ihtiyacınız var. Kanada'lı olduğunuzu gösteren pasaporta ihtiyacınız var. Bir de mesleğin gerektirmiş olduğu diplomaya veya lisansa sahip olmanız gerekiyor. Bu başvurular kendi kendilerine yapılabilecek başvurular değil. Yine bir avukat marifetiyle yapılmalı. Eğer TN konusunda yardıma ihtiyacınız olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanada vatandaşlarının sahip olduğu hakları anlatırken mümkün olduğu kadar hem diğer ülkelerin vatandaşlarıyla benzer olan şeylerden bir de TN kapsamında Özellikle farklı olan şeylerden bahsetmeye çalıştım. Tabii bütün benzerlikleri anlatmak bazen söz konusu olamayabilir. Mesela gerçek bir evlilik yaparak green card başvurusu yaparak da green card alabilirler. Bir iş yeri üzerinden perm başvurusu yaparak da green card alabilirler. Bunların detaylarına girmiyorum çünkü zaten diğer videolarda bunları anlatmıştım. Dolayısıyla o videolardakilerin aynısı Kanada vatandaşları için de geçerli diyerek bu konuyu bitirebiliriz diye düşünüyorum. Kanada vatandaşı olmanın belki de en önemli özelliklerinden bir tanesi Kanada'daki Amerikan konsoloslukları. Hem sayı olarak fazla olmaları hem de prosedürel anlamda iyi işlemeleri Kanada'daki Amerikan konsolosluklarını çok cazip hale getiriyor. O kadar ki sadece Kanada vatandaşlarının değil, aynı zamanda başka ülke vatandaşlarının da kendi ülkelerindeki konsolosluğa gitmek yerine Kanada'daki Amerikan konsolosluklarından belli vize kategorilerinde başvuru yaptığını ve vizelerini alabildiklerini görüyoruz. Tabii ki buradaki konumuz Kanada'daki Amerikan konsolosluklarında hangi vize başvuruları yapılır, hangileri yapılamaz değil. Ama genel itibariyle Kanada'daki Amerikan konsoloslukların dosyaları değerlendirirken çok daha yüksek bir tecrübeyle değerlendirebildiğini görüyoruz. Çünkü Kanada'daki Amerikan konsolosluklarda yapılan başvuru sayısı oldukça fazla. Tabii çok dosya sayısı aynı zamanda çok bekleme demek ama ona göre de memur sayısı fazla. Dolayısıyla Kanada'daki Amerikan konsolosluklarının diğer konsolosluklara nazaran çok daha fazla dosya yük altında olduğunu söyleyebiliriz. Bugün de sizlere Kanada vatandaşı olan kişilerin Amerika Birleşik Devletleri'ne hangi metotlarla gelebileceğini anlatmaya çalıştım. Umarım video faydalı olmuştur. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa benimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.